Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın büyük mübadele buluşmasındaki konuşmasını paylaşmak için özellikle bugünü tercih ettim ki, geniş şekilde yer verebileyim. Nitekim Lozan Antlaşması ile ilgili o kadar çok iddia ortaya atılıyor ki, bilgi kirliliğini ancak Ortaylı gibi bir tarihçinin söyleyecekleri temizleyebilir. Yıldız Yıldız, Ortaylı, beklentinin aksine çok kısa konuştu. Ancak Lozan Antlaşması'nın can alıcı bölümlerini, tane tane, anlaşılabilir bir dille ve akıcı bir üslupla anlattı. Yıldız Yıldız. Lozan Antlaşması ile ilgili en büyük spekülasyonlardan biri 12 adaları kaybettiğimiz iddiası. 12 adalar zaten o dönem İtalya'nın geçici işgali altındaydı. Bizim olmayan adalar nasıl bizim elimizden çıkar? diyen Ortaylı, 12 adalar meselesi üzerinden Lozan'da toprak kaybettiğimizi öne sürenlerin Yunanistan'ın savaşı kaybettiği gerçeğinin üstünü örtmeye çalışan Yunanlı sahte tarihçiler olduğunu kaydetti. Yıldız Yıldız. Ortaylı'nın sözleriyle devam edelim. Yenilgiye uğrayan hiçbir devlet, masayı terk etmez. Türk delegasyonu, Lozan konferansını terk etmişti. Sağ parantez. İtilaf devletleri de bize masa başında tek karış toprak hediye etmediler. Biz Lozan antlaşması ile girdiğimiz yerleri aldık. Girmediğimiz tek karış toprak parçasını kaybetmedik. Lord Curzon, İsmet İnönü'ye, Mondros'ta tahtüt ettiğiniz hiçbir sözünüzü yerine getirmiyorsunuz dediğinde, İsmet Paşa, ben Mondros'tan değil Mudanya'dan geliyorum yanıtı vermiştir. İnönü'nün bu yanıtı Körzon'u çıldırtmıştır. Lozan Antlaşması'nda asla toprak kaybımız yoktur. Yıldız Yıldız, ortaylı, Lozan Antlaşması ile kaldırılan kapitülasyonlara da değindi. Kapitülasyonları, ticari esaret. Olarak yorumlayan ortaylı, kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi bağımsızlığını kazandığını belirtti. Yıldız Yıldız, Lozan Antlaşması'nın, gizli maddelerinin 100 yıl sonra yürürlüğe gireceğini içeren şehir efsanesine de değindi ortaylı. Yok öyle bir şey. İşte yüzüncü yıl geliyor, hani. Tırnak işareti. Yıldız yıldız. Lozan Antlaşması'nın en can alıcı maddelerinden biri de Yunanistan ile imzalanan nüfus mübadelesiydi. O yılların en büyük insanlık dramlarından birine yol açtı mübadele. Görükle stadyumunu dolduran binlerce insan da o tarihte imzalanan anlaşmayla Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden mübadillerdi. Ortaylı'ya göre mübadeleyi Yunanistan tarafı istiyor, Türkiye sıcak bakmıyordu. Çünkü Kurtuluş Savaşı sonrası nüfusu azalan Yunanistan'ın büyük bir göçe ihtiyacı vardı. Neticede Yunanistan'ı destekleyen itilaf devletlerinin baskısıyla mübadele gerçekleşti. Yıldız Yıldız, Ortaylı'nın son cümlesiyle yazının bu bölümünü noktalayalım. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşmasıdır ve zaferdir. Kılıçdaroğlu'nu Ortaylı ikna etmiş. Dünkü yazımda Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantıda 24 Temmuz'un bayram olması teklifini tarihçilere soracağını söylemesine rağmen sadece yarım saat sonra iktidara gelmeleri halinde ilk işlerinin konuyla ilgili kanun teklif vereceğini söylediğini belirtmiş ve acaba Kılıçdaroğlu İlber Ortaylı'ya mı sordu? demiştim. Yazının ardından bilgi notu geldi. Evet Kılıçdaroğlu Görükle Stadyumu'ndaki dinlenme çadırında İlber Ortaylı ile konuşup "Hocam 24 Temmuz'un bayram olması için öneri var. Ne dersiniz?" diye sormuş. İlber Hoca da "Çok isabetli bir karar almış olursunuz." demiş ve Kılıçdaroğlu Ortaylı'nın olumlu görüşünün ardından kürsüye çıkıp kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Ertesi gün Balıkesir'deki Milletin Sesi mitinginde de kanun teklifi vereceklerini bir kez daha açıklıyor Kılıçdaroğlu. Dev organizasyonun arka planı Kılıçdaroğlu'nun büyük mübadil buluşmasına geleceği bir hafta önce belli oldu ancak bu dev organizasyonun Bursa'da yapılacağı 8 ay önceden belliymiş. Dahası 8 ay önce hazırlıklara başlanmış. Lozan Mübadilleri Vakfı ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin üstlendiği organizasyona CHP Balkan Masası ve Nilüfer Belediyesi de dahil edilmiş son günlerde. Sağlıklı Hayat Merkezlerine pandemi kısıtlaması. Geçen hafta değindiğim Yıldırım'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki Randevu iptalleri ve kısıtlamalarla ilgili yetkililerden bilgiler geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında spor salonlarında kısıtlamaya gidilmiş. Yani spor salonlarına yeni kayıt alınmıyormuş. Bunun yerine talepler Yıldırım Belediyesi'nin spor salonlarına yönlendiriliyormuş. Bir de randevu tarihleri 15 günü aşanlara olumsuz yanıt verilmiyormuş. Ayrıca bazı hekim ve sağlıkçılar filyasyon ekibine dahil olmuşlar. Yetkililer randevu iptallerinin söz konusu olmadığını söylüyor ancak bize ulaşan okuyucuların randevuları iptal olmuş. Son yazımda da belirttiğim gibi sağlıklı hayat merkezleri hem hastanelerin yükünü hafifletmesi hem de dar gelirli yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanması açısından kamusal bir hizmet veriyor. Bu nedenle sahip çıkılması gereken kuruluşlar olarak görüyoruz.